Rehberden herkese merhaba. Bugün eğitim başlığında Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetlerini konuşacağız rehberde. Yunus Emre Enstitüsü'nün başkanı Şeref Ateş bugün yayınımızda olacak, stüdyomuzda olacak. Yine Yunus Emre Enstitüsü'nün dünyanın dört bir yanında yaptığı faaliyetleri bugün bu yayında hem bizler de öğrenme fırsatı bulacağız, sizler de sorularınızı yöneltme fırsatını bulacaksınız. Çünkü hem Macaristan'a bağlanacağız hem Hollanda'ya bağlanacağız. Aslında Yunus Emre Enstitüsü birçok ülkede nerelerde olduğunu da öğreneceğiz bugün. Dolayısıyla bugün gerçekten dünyada Türkçe öğrenimi hakkında birçok bilgiyi edinme fırsatını elde edeceğiz. Sizin de sorularınız varsa mutlaka bize sorularınızı gönderin. WhatsApp hattımıza 0905530839948 ve e-mail olarak da rehber@trt.net.tr e-mail adresine sorularınızı bekliyoruz. Başkanımız burada olacak. Yunus Emre Enstitüsü'nde ne yapıldığını merak ediyorsanız sizler de mutlaka sorularınızı gönderin. Bugün dediğimiz gibi dünyanın dört bir yanına bağlanacağız. Yine Avrupa'ya gideceğiz. Öncelikle Budapeşte'ye gideceğiz. Çünkü Budapeşte de çok güzel bir şeyler olmuş. Öncelikle haberimizi verelim hemen size. Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü'nden yapılan yazılı açıklamada Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü ile Budapeşte 3. bölgeye bağlı Kuzey Budapeşte Eğitim Bölgesi Merkezi arasında Türkçe öğretim alanında bir işbirliği protokolü imzalandı. Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mustafa Aydoğdu ve Kuzey Budapeşte Eğitim Bölgesi Merkezi Müdürü Tamas İlona'nın hazır bulunduğu imza töreninde Yunus Emre Enstitüsü'nün yürüttüğü Tercihim Türkçe projesi kapsamında imzalanan bu protokolle Türkçe 2022-2023 eğitim yılı itibariyle merkeze bağlı 8 lisede seçmeli yabancı dil dersi olarak müfredatta yer alacak. Bölge Merkezi Müdürü İlona iki ülke arasındaki eğitim ve kültür alanlarında başta olmak üzere birçok alanda gelişen ve güçlenen ilişkilerin artarak devam ettiğini, bu dostluğun en kalıcı bağlarından birinin burada yapılan çalışmalar olduğunu da belirtti. Biz de istiyoruz ki Budapeşte'ye bağlanalım. Budapeşte'den az önce de ismini zikrettiğimiz Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mustafa Aydoğdu yayınımızda olacak. Budapeşte'ye selamlar Mustafa Bey, yayınımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz tekrar. Görüntünüz şimdi geldi. Biz de sizi görmüş olduk. Çok güzel bir faaliyetten bahsettik. Haberini verdik az önce. Macaristan'da Türkçe ders olarak seçilmiyor muydu daha öncesinde? Bu imzalanan protokolle birlikte 8 lisede seçmeli ders olarak artık ders olarak verileceğini öğrendik. Bunun için şartlar ne? Herkes Türkçe derslerine katılabiliyor mu? Normal Macar vatandaşları enstitümüz aracılığıyla merkezimizde Türkçe kursları alabiliyorlar. Ama biz bunu liselerde de uygulamak istedik. Enstitümüzün çok güzel yürütmüş olduğu Tercihim Türkçe projesi var. Bu proje kapsamında bu zamana kadar yaklaşık birçok ülkede liselerde ilk öğretim ve orta öğretim seviyelerinde olmak üzere de Türkçe seçmeli ders olarak okutuluyordu. Biz de bunu Macaristan'da uygulamaya başladık. Kuzey Budapeşte Eğitim Bölgesi Müdürlüğü ile yaptığımız protokol kapsamında da ilk defa Macaristan'da Türkçe seçmeli ders olarak lise seviyesindeki öğrenciler Türkçe öğrenmeye başlayacaklar. Hı hı. Peki Mustafa Bey, 2024'te Türkiye-Macaristan Kültür Yılı olacak. Orada neler olacak? Yunus Emre Enstitüsü hangi faaliyetlerde bulunacak? 2024 için planlar nasıl? Tabii 2024 yılı bizim için önümüzdeki en önemli yıllardan birisi. Bu yıl kapsamında Türkiye-Macaristan arasında köklü ilişkiler mevcut. İşte ortak kelimelerimiz, dilimize geçmiş ortak kelimelerimiz, türkülerimiz, müziklerimiz, bestelerimiz, Gül Baba gibi önemli bir kültürel manevi liderimiz var burada. Hı hı. Bu kapsamda Türkiye'nin geniş kapsamlı tanıtılması amacıyla biz yıl boyunca çeşitli konferanslar, sempozyumların yanında iki ülke arasındaki köklü tarihi kültürel bağlarımızı vurgulayan sergiler, konserler, tiyatro, opera, bale gibi kültürel faaliyetlerin yanı sıra da iki ülke arasındaki geleneksel çağdaş sanatları karşılıklı tanınmasını sağlayacak sergiler, atölye çalışmaları ve bu anlamda da birçok çeşitli faaliyetler göstermeyi planlıyoruz ve şimdiden onun çalışmalarına başlamış bulunmaktayız.
Mustafa Bey, Budapeşte gerçekten çok güzel bir şehir. Ben de birkaç kez bulundum. Bahsettiğiniz Gülbaba Türbesi'nde ziyaret etmiştim. Şimdi şunu da sormak istiyorum. Ülkenin simgelerinden olan bir binası var, bir belediye binası var. Burada da parlamento binası. Burada bir sesli rehber konusunda biliyorsunuz genelde 3 dil seçeneği olur. İşte İngilizce olur, Fransızca olur, belki Almanca olur. Ama burada Türkçenin de sesli rehber olarak sunulacağına dair bir haber geldi bize. Bu konuda da bizi bilgilendirir misiniz? Nasıl bir gelişim oldu? Parlamento binası ile gerçekleştirmiş olduğumuz işbirliği kapsamında bize 2024 yılını vurgu yaparak bu yıl kapsamında halihazırda iki ülke arasında turizm anlamında çok büyük karşılıklı ziyaretler oluyordu. Burada da Macaristan'ın simgelerinden olan parlamento binası, biraz önce bahsettiğiniz gibi sadece 3-4 dilde kullanıcılar dinleyerek o dilde parlamento binasını geziyorlardı. Biz de bu 2024 yılını vurgu yaparak Türkçenin de buraya eklenmesini onlarla görüştük. Onlar da çok memnun olduklarını söylediler. Bu görüşmeden sonrası, görüşme sonrası da artık vatandaşlarımız Macaristan'ı ziyaret ettiklerinde parlamento binasını sesli olarak, sesli rehber eşliğinde gezebilecekler. Daha detaylı malumat alabilecekler. Tabii bu bizim kendi vatandaşlarımızın faydasına olduğu gibi aslında Macaristan'ın tarihinin, kültürünün çeşitli milletlere daha kolay anlatılması açısından, onlar açısından da bir kazanç olacak. Evet, bugün de Türkçe olan ilgiyi konuşacağız. Sadece Türkiye'den gelen Türklerin ve Türkçe bilenlerin değil, dolayısıyla dünyanın her bir yanında Türkçe öğrenen herkes için de faydalı bir çalışma olmuş. Çok teşekkür ederiz bu katkınız, bu çalışmalarınız için. Şunu da sormak istiyorum size Mustafa Bey. Budapeşte'de Yunus Emre Enstitüsü, bugün biliyorsunuz başkanımız da burada. Yunus Emre Enstitüsü'ne Budapeştelilerin ilgisi nasıl? Genelde kimler ilgileniyor Yunus, ya da daha doğrusu hangi faaliyetlerle özellikle ilgileniyorlar? Aslında Türkiye-Macaristan ilişkileri kültürel anlamda çok zengin. Bu kapsamda Türkçe faaliyetleri dışında bize 7'den 70'e herkes çok çeşitli alanlarda faaliyetler gösteriyoruz. Sergilerimiz oluyor, konserlerimiz oluyor, çeşitli atölye çalışmalarımız oluyor, sinema günlerimiz oluyor. Ve bu faaliyetlerimize gencinden yaşlısına herkes yoğun bir ilgiyle enstitü faaliyetlerini takip ediyorlar. Ve biz de enstitü olarak Türkiye-Macaristan ilişkilerinin siyasi ekonomik anlamda son zamanlarda gelişen ilişkileri kültürel anlamda pekiştirilmesine katkı sunuyoruz. Ve Macarlar da bizlerin etkisiyle de olsa Türkçe kurslarına talep ediyorlar. Diğer kültür sanat anlamında da birçok faaliyetimize iştirak ediyorlar. Evet. Çok teşekkür ederiz Mustafa Bey. Budapeşte'ye selam ederiz buradan. Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü, Budapeşte Yunus Emre Enstitüsü Koordinatörü Mustafa Aydoğdu, sorularımızı yanıtladığınız için teşekkür ederiz. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun. Saygılar. Evet, bugün Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetlerini konuşacağız. Dünyanın dört bir yanında faaliyetlerinin bugün öğrenme fırsatını elde ediyoruz. Çünkü bugün başkanımız da yayınımızda olacak. Sizlerin de soruları varsa yurt dışında Türkçe öğrenimine dair ve diğer, mesela Mustafa Bey'in de bahsettiği diğer kültürel faaliyetlere dair, zengin faaliyetlere dair mutlaka sorularınızı gönderin. Başkanımız buradayken bu fırsatı da kaçırmamalıyız diyorum ve rehber başlıyor.
Evet, rehberde bugün konuğumuz Yunus Emre Enstitüsü'nün başkanı Şeref Ateş Bey var. Hoş geldiniz başkanım. Hoş bulduk. Bugün Yunus Emre Enstitüsü'nü konuşmak gerçekten beni de böyle heyecanlandıran konulardan bir tanesi. Çünkü Yunus Emre Enstitüsü'nü çok kez duyuyoruz, biliyoruz. Faaliyetlerinden de haberdarız. Özellikle yurt dışında yaşayan Türkler olarak mutlaka yolumuz kesişiyor bir Yunus Emre Enstitüsü'yle. Berlin'de var bildiğim kadarıyla. Ben Almanya'da yaşayan bir insan olarak tabii ki Berlin'deki Yunus Emre Enstitüsü'nü biliyorum ama sayıları belki de artmıştır şu geçen zamanda. Öncelikle bilmeyen herkes için Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetlerinden, vizyonu nedir, misyonu nedir, bunlardan bize bahsedebilir misiniz? Belki bugün ilk defa duyan seyircilerimiz vardır. Onlar için de başta şöyle bir açıklayıcı olsun. Olur tabii. Öncelikle teşekkür ediyorum bu fırsatı verdiğiniz için. Çünkü Yunus Emre Enstitüsü bizi anlatıyor, Türkleri anlatıyor, Anadolu'yu anlatıyor. Ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti olarak kanunla kurulmuş bir vakıfız yapı olarak 2009'da kuruldu. Ve dünyanın farklı coğrafyalarında Yunus Emre Enstitüleri kurduk. İlk enstitümüz Saraybosna'da açıldı. Akabinde Balkanlarda, Avrupa'da, Orta Doğu'da ve şu anda Amerika'dan Çin'e kadar 65 tane kültür merkezimiz var. Bunun dışında üniversiteler bünyesinde Türkoloji bölümlerinde ofislerimiz var. Ve bir anlamda 100. yıl içinde bu kültür merkezi sayısını 100'e tamamlamak istiyoruz. Evet. Temel misyonumuz isim babası olarak Yunus Emre'den alma. O da Anadolu'da yeşeren Türkçeyi ve Türk kültürünü bütün dünyaya taşımak, bağ kurmak, bir tanıtım ve propaganda aracı değil. Anadolu'da kökleri ve dalı, kökleri ve gövdesi Anadolu'da olan, dalları ise bütün dünyayı kaplayan güzel dilimizi ve özellikle Yunus'un ifade ettiği can felsefesini, yani bütün hayat bulan, ister hayvan olsun, ister bitki olsun, ister insan olsun, bütün bunlar arasında tanış olmayı gerektiren bir yaklaşımla kültürel faaliyetler yapan bir enstitüyüz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin dediğim gibi kanunla kurduğu bir enstitü. Evet. Bu anlamda da ortak kültür mirasımız ismen de. Çünkü Yunus Emre Hazretleri doğudan batıya, kuzeyden güneye bütün Türk insanını ifade eden, bu coğrafyayı ifade eden en önemli isimdir. Ama bizzat Yunus Emre'nin şahsını anlatmak değil, onun ismiyle dünyayla bağ kurmak, evet, Türkiye'nin bilinirliğini, tanınırlığını ve itibarını artırmak için kurulmuş bir enstitüdür. Burada da temel amaç tabii ki güven oluşturmak. İnsanlara, ister Almanya'da olsun, ister Fransa'da ya da Amerika'da, Çin'de olsun, iki farklı bir yüz göstermek değil, olduğumuz gibi başkalarıyla tanışmak için kurulmuş bir enstitü. Kısaca peki faaliyetleri nelerdir? Aslında ayrıntılarına gireceğiz. Evet. Ben de zaten Yunus Emre adının neden verildiğini de merak etmiştim. Ve cevabını almış olduk böylelikle ama ben az önce Berlin'deki enstitünün önünden de geçtim, içine de girdim. Biliyorum da az çok faaliyetlerini ama şunu sormak istiyorum. İlk Saraybosna'da açıldı dediniz. Almanya'da yani Batı Avrupa'daki seyircilerimiz için soruyorum. Almanya'da vardır mutlaka. Hollanda'ya bugün bağlanacağız. Fransa'da, Belçika'da. Herhalde bu ülkelerin hepsinde büyük şehirlerde özellikle bir enstitü bulunuyor diye tahmin ediyorum. Ya özellikle başkentlerde açmaya gayret ediyoruz. Fakat Almanya'da özellikle çok sayıda vatandaşımız olduğu için, Türkçe konuşan insan olduğu için ikinci merkezimiz de Köln'de. Ama ana merkezimiz her ülkenin başkentidir. Tıpkı bazı ülkelerde birden fazla enstitümüz olduğu gibi. Mesela Bosna Hersek'te, Saraybosna'nın yanı sıra Mostar'da ve Foynitsa'da var. Aynı şekilde Tiran ve İşkodra'da var. Yani Romanya'da da hakeza birden fazla enstitümüz var. Almanya'da ana merkezimiz Berlin olmak üzere Köln'de de bir enstitümüz var. Peki şimdi faaliyetlerini soracak olursak ya da hangi stratejiye göre bir faaliyet yürütülüyor ya da belirlenen belli bir şeyi var mı? Yani aslında başta olduğumuz gibi bizi biz gibi anlatacağınız bir yer olarak tanımladınız ama genel olarak orada neler bekliyor insanları? Kişiler, kimler gidebilirler? Kimler o faaliyetlere katılabilirler? Türk olmak yeterli mi? Yoksa asıl amaç yabancılara Türkçe'yi öğretmek mi? Türk kültürünü, Türk sanatını anlatmak mı? Nedir asıl Yunus Emre'nin kuruluşundaki amaç ve her bir enstitünün kendine amaç edindiği gayesi? Evet. Özellikle yani içinde bulunduğumuz yıl
Cumhuriyetimizin 99. yılı ve gelecek yıl 100 yılı tamamlıyoruz. Evet. Dolayısıyla bu 100 yıl boyunca biz Cumhuriyet'le beraber büyüyen bir ülkeyiz Türkiye olarak. Bu da tabii zaman içerisinde 40'lı yıllarda, 50'li yıllarda Türkiye'yi yurt dışında tanıtma konusunda çok girişimler olmuştur. Yani daha 2. Dünya Savaşı sırasında hatta İngiltere'de bir Türk Kültür Merkezi kurulmuştur. Yani tarihi olarak çok kısa bir süre olsa bile 70'li yıllarda bilirsiniz özellikle Almanya'da yine büyükelçiliklere bağlı kültür merkezleri kuruldu. Zaman zaman işte yurt dışına Türkçe öğretmenleri gönderildi ve Cumhuriyet'in 100. yılına gelindiğinde Türk insanı sadece Türkiye'den göç etmiş insanlar için değil, Türkiye'yi tanıtan, Türkiye ile bağ kuran enstitü ihtiyacı ortaya çıktığı için 2009'da kanun ile kurulan bir enstitü. Burada bütün işi sadece Yunus Emre Enstitüsü yapamaz. Dışişleri Bakanlığımız, Milli Eğitim Bakanlığımız, ateşeliklerimiz hep birlikte çalışarak. Siz gelmeden önce bizim programda enstitünün ismi birçok kez anıldı. Evet. Yani birçok işte Türkçe eğitimi faaliyetlerinde ve diğer işte Türkçe öğrenimiyle alakalı kimi konuk ettiysek mutlaka enstitünün de adı geçti. Ama tabii bizim merak ettiğimiz asıl soruları size sormaya niyet ettik. Dolayısıyla onları bugüne sakladık. Yani genel olarak belirlenen bir strateji var mı Batı Avrupa ülkelerindeki faaliyetleri? Şöyle ülken? Yani bizim her ülkede farklı stratejilerimiz vardır. Çünkü temel amacımız ülkenin yasal düzenlemesine ve kanunlarına uygun bir şekilde faaliyette bulunmak ve ora halkı ile Türk halkı arasında bağ kurmak. Dolayısıyla Almanya için belirlediğimiz stratejiler Fransa için farklı, Rusya için farklı, Çin için farklı. Çünkü hiç kimseyi rahatsız etmeden tanış olmak istiyoruz. Tanış olabilmenin yolu ise kültürel faaliyet. Kültür dediğimiz şey de sadece sanat değildir. Bir işi yapış şeklimiz. Yani bir programı yapış şeklimiz de kültürümüzü yansıtır. İşte yemeği hazırlayışımız, estetik anlayışımızdan tutun da giyim tarzımıza kadar her şey kültürdür. Onun için biz Almanya'da örneğin oranın kültürüne uygun bağ nasıl kurabiliriz? Onun için sadece konuşmayız, aynı zamanda dinleriz. Yani Alman kültürüyle Türk kültürü arasındaki benzerliklere vurgu yapan faaliyetlerle başlayacak olursak, mesela geçen yıl Yunus Emre yılıydı, 2021. Bu yıl kapsamında Almanya'da işte Meister Eckhart'la Yunus Emre arasındaki benzerlikleri işledik. Ama İtalya'da Dante ile Yunus Emre mukayesesini yaptık. Yani ortak kavramları nedir? Ortak yaklaşımı nedir? İnsanlık için getirdikleri ortak fikirler nedir? Ama bunu başka bir coğrafyaya, mesela işte Çin'de de Konfüçyüs ile Yunus Emre'yi ele alıyoruz. Ama Arap coğrafyasında baktığınızda başka faaliyetler yapıyoruz. Bizim stratejimiz oradaki insanlarla Türkiye arasında bağ kurmak, siyasi söylemin dışında, siyasi ilişkilerin dışında tamamen insani, bireysel ve kurumsal ilişkileri geliştirmek. Bunun neticesinde de Türk'ü anlatmak, karşıdakini anlamak ve Türk'ün düşünce yapısı, mentalitesi, yaşam tarzı nedir? Türkçenin özellikleri nedir? Bunları taşımak. Çünkü yani gövdemiz Anadolu dediğimiz şey hakikaten Anadolu asırlardır bütün insanlığa ocak olmuştur. Bütün insanlık için burası adeta bir ana gibi verimlidir, kreatiftir. Bir taraftan bilim ve felsefeyi geliştirmiştir Anadolu. Diğer taraftan da bu bilim ve felsefenin üzerine marifet ve hakikat düşüncesini geliştirmiştir. Dolayısıyla salt güç elde etmenin bir enstrümanı değildir Yunus Emre enstitüleri. Bu hakikati ve marifeti taşımaktır. Onun için başka ülkelerle bağ kurmak için biz açık yüreklilikle kendi düşüncemizi ve taşıdıklarımızı kültür sanat vasıtasıyla oralara taşırız. Yani çocuklara yönelik faaliyetler, kadınlara yönelik faaliyetler, işte akademik camiaya yönelik düşünsel faaliyetler. Yani edebi okumalardan tutun da işte sinema gösterimi, film gösterimi, biraz önce Macaristan'dan arkadaşımız bahsetti. Her bir ülkenin kendi koşullarında uygun faaliyetleri planlarız. Buna uygun da partner ve paydaş buluruz. Onlarla birlikte
faaliyetlerimizi yaparız. Bunu yaparken de tabii bir taraftan büyükelçiliklerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, iş adamlarımız tamamıyla entegre çalışmaya gayret ediyoruz. 10 yıllık bir süreç. Evet. Fakat bu 10 yılda 65 tane merkez kuruldu. Hı hı. Gelecek yıl için hedefimiz 100 merkez ve taşıdığımız gerçekten de bizim Yunus'un dediği gibi metam çok kıymetli bir düşünce taşıyoruz. Bu düşünce de insanların birlik olması. Yani farklılıklarla bir bütün olması o açıdan çok kıymetli. Yunus bunu üç kelimeyle ifade ediyor. Gelin tanış olalım. Bunu dünyaya bizim ürettiğimiz ve kavramsallaştırdığımız stratejilerle taşımaya çalışıyoruz. Onun için mutlaka Türkçe kurslarımız var, el sanatları kurslarımız var. İlgi var ise, hangi yönde ilgi var ise ona uygun da faaliyetler geliştiriyoruz. Onun için mesela işte Tercihim Türkçe projesi şu anda 7 ülkede uygulanıyor. Bir taraftan üniversitelerle işbirliği yaparak Türkiye ile dünya üniversiteleri arasında bilimsel işbirliğini de geliştiriyoruz. Yani bizim şu anda geldiğimiz noktada özellikle son 10 yılda birçok alanda havacılık olsun, savunma sanayi olsun, tıp alanında olsun bu gelişmeleri de biz interaktif bir şekilde oralara taşıyoruz. Onun için de sadece yabancılara değil aynı zamanda işte Köln'deki enstitümüzle, Berlin'deki, Hollanda'daki enstitümüzle Yurt Dışı Türkler Başkanlığı'yla Milli Eğitim Bakanlığı birlikte Türkçenin Türk çocuklarına öğretilmesi konusunda da birçok projeyi destekliyoruz. Aynı zamanda tabii kitaplar üretiyoruz şu anda. Teorik olarak Türkçenin yabancı dil olarak öğretilmesi konusunda Yunus Emre Enstitüsü son 10 yılda 50'den fazla eser üretti. Bununla birlikte Türkçenin sınavı yoktu. En önemlisi Avrupa standartlarında ALTE'nin onayladığı tek Türkçe sınavı Yunus Emre tarafından geliştirildi. Türkçe yeterlik sınavı. Özellikle Avrupalı kardeşlerimize duyurmak istiyorum. Çünkü Avrupa'da bir üniversiteye müracaatta Türkçenizi de kanıtladığınızda üçüncü dil olarak kabul ediliyor. Onun için Türkçe sınavına belgelemeleri açısından çok kıymetli. Bu açıdan bakıldığında hedef kitlemiz bütün canlar. Evet, ben de onu soracaktım. Aslında Yunus Emre Enstitüsü bir taraftan, yani şöyle de düşünmek gerekiyor belki. Şimdi bizler orada birçok kültürlüyle birlikte yetişiyoruz. Arkadaşlarımız çok farklı milletlerden olabiliyor. İşte kendimizi tanıtmak için gidebileceğimiz ve faaliyetlerine katılabileceğimiz yerlerden en önemlisi Yunus Emre Enstitüsü haliyle. Sadece işte bizler için değil, Batı Avrupalı Türkler için değil, oradaki yaşayan, aslında tam tersi, ben yanlış söyledim. Yani aslında oradaki Almanlar, oradaki Fransızlar, oradaki Hollandalılar için asıl amacı olsa da Yunus Emre Enstitüsü'nün gelin tanışanı olalım düsturunun sonuç itibariyle, ama Batı Avrupalı Türkler için de bir ev, bir yuva, bir Türkiye. Tabii. Bizim için öyledir yani. Türkiye'den gelen herhangi bir işte bu konsolosluk da olabilir, diğer yerler de olabilir. YTB'nin, Yurt Dışı Türklerin de faaliyetlerinin gösterildiği her yer bizim için biraz Türkiye'dir. Dolayısıyla Yunus Emre Enstitüsü de böyle yerlerden biri. Dünyanın 65 ülkesi dediniz değil mi? 65 farklı merkez, 56 ülke. Ancak bunları, 60'a yakın. Evet, şöyle ülkede. Yani son günlerde sürekli bizim şimdi 2023 için bir taraftan Cumhurbaşkanlığımız gelecek yüzyıl olarak Türkiye yüzyılı ilan ettiği için biz de 100 sayısına ulaşmak için çok yoğun bir gayret içerisindeyiz. Son günlerde şimdi mesela daha duyurmadığımız işte bu 65'in dışında Brunei'de, Kamboçya'da, Afrika'da. Bir tane daha hani Berlin'de bize uzak, Köln'de bize Hannover, Hamburg arası bir şey düşünüyor musunuz diye böyle bir yani merakımı gidiyorum. Şu anda Dışişleri Bakanlığımız Frankfurt için bir bina bize tahsis etti. İnşallah 2023'te Frankfurt açılır. Mekan artık uzaktan eğitim de söz konusu. Evet. Yani bu Covid bize bu fırsatı gösterdi. Çünkü özellikle 2 yıldır uzaktan eğitimle daha fazla içerik üretebiliyoruz ve daha fazla insana ulaşabiliyoruz. Bu çok daha pratik. Bence bu dönemde gerek Almanya'da gerekse bütün Avrupa'daki Türklere ulaşmanın en
verimli yollarından birisi. Oradaki insanlar da içerik üretiyor. Evet, doğru. Bu karışım da aslında yine Türklerin özel bir yapısı. Yani gittikleri yerlere uyum sağlarlar. Türk tarihi de zaten doğudan batıya bir akış gibidir. Yani Türkiye'den sonra Avrupa'ya gidiş de bu sürecin hangi gerekçeyle olursa olsun bir devamıdır. Dolayısıyla hiçbir düşünceye set vurmadan oradan düşünce olarak Türkiye'ye beslenmesi, Türkiye'den gelişen düşüncenin de oraya gitmesi çok kıymetli. O açıdan da Yunus Emre Enstitüsü'lerinin olmadığı yerlerde de uzaktan Türkçe vasıtasıyla irtibata geçebilirler. Ya da kendi bölgelerinde herhangi bir etkinliği desteklenmesini istiyorlarsa bizimle irtibata geçebilirler. Ben şunu da merak ediyorum. Kişisel gelişim biliyorsunuz son zamanlarda herkesin arasında. Evet. Sadece okul ve eğitimle değil herkesin de özellikle pandemi sürecinde herkes belki ilgisinin çok az olduğu ama artık imkanların gelişmesiyle birlikte kendini geliştirebileceği her alanda bir eğitim almaya başladı. Evet. Yunus Emre Enstitüsü özellikle Batı Avrupalı Türkler için işte milli kimliğini korumak için işte kendini geliştirmek için hangi faaliyetleri veriyor? Yani Türkçenin dışındaki faaliyetleri çok merak ediyorum. Özellikle kendini tanıma çok önemli insan olarak. Yani bu COVID döneminde de fark ettik ki insanın temel amacı kendini tanımasıdır. Evet. Tanıdıktan sonra da diğeriyle tanışmasıdır. Yani varoluş sebebimiz Yunus'a göre de böyledir. Bizim anlayışımıza göre de böyledir. Onun için de bizim merkezlerimizde mutlaka bir kütüphane bulur. 3000, 5000 özellikle Berlin'deki enstitümüzde çok güzel, zengin bir kütüphanemiz var. Bu kütüphanede interaktif bir şekilde hem insanlarla tanışabiliyorlar hem de kendilerini besleyebiliyorlar. Çünkü kendini tanıma süreci. Diğer taraftan kurslarımız var. İşte o dönemin şeylerine yarışmalar var. Bazen etkinlik bazlı yarışmalar oluyor. El sanatları kursları var kendini geliştirme anlamında. Onun dışında da yine talep olduğu sürece biz Türkiye'den hoca göndermek ya da oradan bir hoca bulmak suretiyle bu kişisel gelişim kursları düzenliyoruz. Zaman zaman TRT'den işte spiker götürüyoruz, telaffuz, güzel Türkçe konuşma. İşte bazen mesela ileri düzeyde çeviri yapma. Çünkü sadece Türkçeyi konuşmak yeterli değil. Bu yeteneğinizi çeviri olarak kullanabiliyor musunuz? Çevirmenlik yapabiliyor musunuz? O açıdan bizim merkezlerimiz bunlara müsait. Zaman zaman yapıyoruz. Tabii ki bunun duyurulması, daha fazla talep olması halinde de genişletebiliyoruz. Evet, bugün de güzel bir vesile olmuştur diye düşünüyorum. Seyircilerimiz için özellikle o zaman hatırlatalım. Berlin'de, Köln'de, Brüksel'de, Paris'te ve Amsterdam'da, ben başkentleri saydım şimdi, Londra'da. Yunus Emre Enstitüleri var. Sizlerin de oralardaki faaliyetlere dair sorularınız varsa şimdi kısa bir ara vereceğiz. Bu fırsatı değerlendirin diyorum. Kısa bir aradan sonra tekrar buradayız. Evet, rehberden tekrar merhaba. Bugün Yunus Emre Enstitüsü'nü konuşuyoruz. Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetlerini konuşuyoruz. Başkanımız bugün, stüdyo konuğumuz Şeref Ateş Bey yayınımızda. Ama bizler de yayının başında Macaristan'dan bahsettik. Macaristan'daki Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetlerinden bahsettik. Dedik ki oradaki derslerde özellikle 8 tane lisede Türkçe dersinin seçmeli olmasından sizlere haberdar ettik. Ve Macaristan'a bağlanmıştık. Şimdi de Yunus Emre Enstitüsü'nün bir diğer yeri olan, merkezi olan Hollanda'ya gideceğiz. Amsterdam'dan Canan Hanım, Canan Görençay, Yunus Emre Enstitüsü eğitim sorumlusu yayınımızda olacak. Canan Hanım merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Amsterdam'a selamlar. Merhabalar. Canan Hanım biz... Şeref Bey ile Yunus Emre Enstitüsü'nün faaliyetlerini konuşuyoruz. Amsterdam'da da bir Yunus Emre Enstitüsü var. Bu ne zaman açıldı? 2012'de açıldı. 10 senedir burada Yunus Emre Enstitüsü faaliyetlerine devam ediyor. Evet. Ve adım adım, emek emek Hollanda'da, Amsterdam'da işlerimizi, sanat faaliyetlerimizi, kültür sanat faaliyetlerimizi ve Türkçe faaliyetlerimize devam ediyoruz. Peki Hollandalıların ilgisi nasıl?
Açık konuşacak olursak tabii Yunus Emre'yi Hollandalılar tanımıyorlardı. Hı hı. O yüzden işin ilk başından başladık. Yunus Emre gibi bir değerimizi bütün dünyaya tanıtmak yine misyonlarımızdan bir tanesi. Yani burada belki Erasmus var, Erasmus'un vatanı burası. Evet. Ama Erasmus'un hümanizminin daha da ötesinde Yunus Emre'nin can felsefesi sonuçta bütün canları kapsıyor, bütün habitatı kapsıyor. Hı hı. O nedenle Hollandalılara bu perspektiften yaklaştığımızda onların da çok ilgisini çekiyor. Evet. Peki Türkçe öğrenimine olan ilgi nasıl? Türkçe öğrenilmesi noktasındaki sizin çalışmalarınız mevcut mu? Türkçe'ye çok ağırlık veriyoruz. Ben de eğitimci kökenli olduğum için bunun çok çok üzerinde durulması taraftarıydım her zaman için. Yunus Emre Enstitüsü'nün yabancılara Türkçe öğretimi programı çerçevesinde burada Hollandalılara ve yabancılara Türkçe dersleri veriyoruz. Bunun yanı sıra Türk çocuklarımız, burada doğup büyüyen Türk çocuklarımıza da Türkçe dersleri veriyoruz. Çünkü aslında onlar da yabancı statüsünde, yabancı kategorisinde. Burada üçüncü kuşak, hatta dördüncü kuşak Türk çocukları doğdu, büyüyorlar. Hı hı, hı. 1960'lardan göç eden, çalışmak için işçi olarak gelen aileleri düşünecek olursak, şimdi 2022'de üçüncü, dördüncü kuşak jenerasyon var burada. Ve onların Türkçeleri bizim için çok önemli değil. Bizim kimliğimiz, onların aidiyet duygusu için, onların vatanlarına Türkiye'ye gittiklerinde kendilerini oraya ait hissetmeleri için bu ayrıca önem taşıyor. Evet. Bunu buyurun. Buyurun. Az önce Şeref Başkanımızla konuşurken birçok aslında işte Milli Eğitim Bakanlığı'yla, yurtdışı Türklerle birlikte yapılan ortak çalışmalardan da bahsetti. Ama sizin de destek verdiğiniz, kısa bir süre önce olduğunu duyduğum Kırmızı Lale Festivali vardı. Bu işbirliğinizden de bahsedebilir misiniz? Nasıl destek oldunuz? Nasıl bir faaliyetti bu? Nasıl bir festivaldi? Sinema, film festivali bu sene 8.'si yapıldı. Geçen hafta bitirdik. Hı hı. 2 sene ara vermek zorunda kaldık pandemi dolayısıyla. Sinema çok önemli. Sinemanın birleştirici, bağlayıcı unsurları bize çok kolaylık sağlıyor. Evet. İnsanlara ulaşmak, tanış olmak için. Şimdiki dünyamızda televizyon kanalları, film kanalları, özel film kanalları Türk dizilerini, Türk filmlerini de bütün dünyaya ulaştırıyorlar. Hı hı. Bu bağlamda bu bize yine Türkçe'ye olan ilgiyi, Türkiye'ye olan ilgiyi beraberinde getiriyor. O dizilerde konuşulan Türkçe'yi görüp Türkçe öğrenmek isteyen Hollandalılar var. Hı hı. Yine o dizilerde görüp de Türkiye'ye gitmek isteyen, İstanbul'da sadece Kapalı Çarşı ya da Ayasofya değil, Boğaz da varmış. O Boğaz'daki yalılarda da o güzelim diziler çekiliyormuş. Onları da görmek istiyoruz diyenler var. Hı hı. Bu bizim işimizi kolaylaştırıyor. Seneye 9.'sunu Kırmızı Lale Film Festivali'ni desteklediğimiz 9.'sunu daha büyük çapta yapacağız. Hı hı. Ve bu sinemanın bu gücünü kullanmak istiyoruz. Evet, çok güzel. Bunun dışında kültür sanat faaliyetleriniz var mı? Az önce söylediğiniz gibi insanların evet Türkçe'ye de ilgisi var ama kültür sanat daha bir birleştiricide bir özelliği olan bir dal. Kültür sanat dalında hangi çalışmalarınız var? Faaliyetlerimizde konserler çok rağbet görüyor. Çok kültürlülük bizim esasımız. Yani müzik konserleri düzenlediğimizde diyelim ki işin içinde Hollandalı bir baterist, Türk bir violonsel, Meksikalı bir başka enstrüman sanatçısı ve bir başka solistle olan bu çok uluslu, çok kültürlü programlar bizim için bulunmaz fırsat. İşin güzelliği de o. O zaman orada devlet, ulus, millet kalmıyor. O zaman evet, bir tek bir dünya, tek bir dil olmuş oluyoruz. O ambiyansı, onu görmenizi isterim. Hı hı.
Bu bizi çok mutlu ediyor. Oraya gelen insan müzik için, sevgi için, sanat için geliyor çünkü. Ben şunu da merak ediyorum tabii. Hollanda, Lale'nin de ülkesi. Aklıma hemen Türklerin Ebru sanatı geliyor. Ebru sanatında da yani Ebru kursları da var mı mesela Yunus Emre Enstitüsü'nde Amsterdam'da? Var. Zaman zaman yapıyoruz. Ebru çok rağbet görüyor, çok popüler. Arkamdaki Ebru, bir kısmını gördünüz Ebru bile bizim kursiyerlerimizden kalma bize bıraktıkları. O kadar çok yapıyorlar ki çünkü bir kısmını da bize bırakıyorlar. Dolayısıyla Ebru'yu çok kullanıyoruz. Sadece lale değil, lale motifi tabii ki her iki kültürü de kapsadığı için çok bağlayıcı. Evet. Ama işte bunun gülü de var, bir başka sümbülü de var, desen çalışması da var. Onunla beraber Çin'i yine bizim kadim sanatlarımızdan Çin'i kursları düzenliyoruz. Çin'de de baş unsur lale olmakla beraber kursiyerler hem motif çizmesini öğreniyorlar hem sanatın tekniklerini öğreniyorlar. Burada Hollanda'da da Delft şehrinde Delft boyama sanatı, Çin'i boyama sanatı aslında buna birebir özdeşleşmiş gibi. O yüzden her iki sanatı birbiriyle kıyaslayarak öğrenmeleri de çok anlamlı oluyor. Evet. Buyurun. Bununla beraber Çin'i üretimleriyle beraber sergisini açabiliyoruz. Ya da Çin'i sergisini yine geçtiğimiz dönemlerde burada açtığımızda büyük rağbet gördü. Burada yaşayan Türkiye'deki Çin'i sanatçımız burada yaşadığı için de bu bizim için bulunmaz nimet. Ne güzel, ne şanslısınız. Kullanıyoruz. Çok teşekkür ederiz Canan Hanım. Amsterdam'a selamlar. Gerçekten bence Hollandalı Türkler için de bugün bu bilgiler onları eminim ki sizlere başvurması konusunda cesaretlendirmiştir ya da yüreklendirmiştir. Size kolaylıklar diliyorum, başarılar diliyorum. Çok teşekkür ederiz yayınımıza katıldığınız için. Amsterdam'a selamlar. Biz teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Bekliyoruz. Burada da bir eviniz var. Çok teşekkür ederiz. Biliyoruz Yunus Emre Enstitüsü'nün olduğu her yerde evimiz var. Teşekkürler. Sağ olun. Evet, Canan Hanım'la da gerçekten Amsterdam'da olan biteni öğrendik. Dolayısıyla Hollandalı Türkler ne kadar şanslı olduklarını bir kez daha anlamış olmuşlardır diye tahmin ediyorum. Yunus Emre Enstitüsü'nün projeleri tabii ki saymakla bitmez ama bir diğer projeyi de sizlere bir videoyla tanıtmak istiyoruz. Sonra Şeref Bey'e soracağız bu projeyle alakalı. Projenin ismini hemencik size söyleyelim, hemen söyleyeyim. Bir nedeni var projenin adı. Bakalım videoda neler göreceğiz, sonrasında başkanımıza sorularımızı yöneltelim. Benim ülkemde Türkçe çok önemli bir dil. Mahallemde, sokağımda, okulumda konuşulan bu dili öğrenmemin bir nedeni var. Birçok arkadaşım gibi ben de Türkiye'de üniversite okudum. Geleceğimi şekillendiren bu dili öğrenmemin bir nedeni var. Sosyal medyada öğrettiğim Türkçe içeriklerle çok sayıda insana ulaşıyorum. Sosyalleştiren bu dili öğrenmemin bir nedeni var. Türkiye dünyanın kalbi. Doğu ve Batı arasında köprü kurarak kültürleri birleştiren bu dili öğrenmemin bir nedeni var. Dünyanın neresinde olursan ol, Türkçe öğrenmenin bir nedeni var. Yunus Emre Enstitüsü'nün çevrim içi Türkçe eğitim platformuyla Türkçe dünyanın her yerinde. Hemen kaydol. Evet, Türkçe öğrenmemin bir nedeni var. Dünyanın neresinde olursam olayım Türkçe öğrenmemin bir nedeni var diyor. Bu insanlar çok gerçekten böyle neşeli bir video. Bizi de böyle mutlu eden videolardan bir tanesi oldu. Teşekkür ederiz bunu da yayınımıza katmamıza izin verdiğiniz için. Şimdi bu projeden bize biraz bahsedebilir misiniz? Yani bir nedeni var. O neden ne acaba? Özellikle biz Türkiye'de kendimizle ilgili değerlendirmeler yaparken çoğu zaman öz eleştiriyi çok yapıyoruz. Onun için aslında dersinden görelim. Dünyada Türkiye ve Türkçe nasıl görünüyor? Onu çok sempatik bir şekilde ifade etmek istedik. Videoda 4 tane argüman var. Türkiye'yi ve Türkçe'yi öne çıkartan. Birincisi hakikaten Doğu ile Batı arasında bir bağlayıcı unsur gibiyiz. Siyaseten baktığınızda işte Ukrayna Savaşı, Rusya ile Avrupa arasında denge
kurabilen tek ülke Türkiye. Evet. Ya da işte İslam coğrafyasıyla Hristiyan coğrafyası arasında denge bulan tek ülke. Dolayısıyla birinci nedenimiz bu. Türkiye, Anadolu bu anlamda köprü değil, birleştiren maya. O açıdan çok kıymetli. Türkçe öğrenmek bu açıdan kıymetli. Önümüzdeki yüzyılda, yani bizim Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılı da Türkiye yılı olacak, Türkçe yılı olacak. Bunlardan birincisi de bu mevcut durumumuzu korumamız gerekiyor. Evet. Yani Türkiye düşüncesi tamamlanıncaya kadar 100 yıl geçti. Artık özgüvenli bir şekilde dünyadaki bütün insanları birleştirebiliriz. İkincisi, Türkiye bir cazibe merkezi. Evet. İnsanlar eğitim almak için, ticaret yapmak için güvenli bir liman. Onu ikinci argümanımız. Yani insanlar pandemide Türkiye'de bile insanlar Türkiye'ye gelmekten vazgeçmediler mesela. Yani bütün hani sağlık örgütlerinin uyarılarına rağmen hiç kimse şehrini bile belki terk etmezken herkes hiç korkmadan, güvenerek Türkiye'ye geldiler. Çünkü yani insanların farklı fıtratları var. Türklerin fıtratı da hızlıca kendini toparlamak ve hızlıca önlem almaktır. Belki bazı toplumlar daha stratejik programlar yapabilirler ama Türkler hızlıca toparlarlar. Onun için yani COVID döneminde de hızlıca toparlandık ve bu senede bildiğiniz gibi gerçekten de Türkiye'deki bütün oteller dolu. Yani doğusuyla batısıyla bu hızlı toparlanma Türk karakteristiği, Türk kültürünün bir özelliği. Onun için de bu hızlı toparlanmadan dolayı da Türkiye bir cazibe merkezi. Eğitim açısından, işte sağlık açısından, turizm açısından ve önümüzdeki dönemde ticaret açısından da böyle olacak. Üçüncüsü, Türkler gerçekten de bütün dünyaya dağılıyorlar. Gittikleri yerlere uyum sağlarlar fakat kendi özlerini kaybetmezler. Onun için oralarda da Türkçenin, özellikle Avrupa'da Türkçenin yeniden Rönesansı gerekiyor. Yani Avrupalı Türklerin kendi öz bilinçleriyle Avrupa'da Türkçeyi yeniden canlandırmaları gerekiyor. Ben bu açıdan, ben de kısmen Avrupalı Türk sayılırım. Çeşitli dönemlerde çocukluğumdan itibaren Avrupa'da yaşadım, eğitimimi orada aldım. Dolayısıyla ben Türkiye açısından da çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Avrupa'daki 5-6 milyon Türkiye kökenli insanın orada aldıkları eğitimle köklerinden getirdikleri özellikleri birleştirdiklerinde bu gerek Türkiye için gerekse insanlık için çok kıymetli. Biliyorsunuz COVID döneminde de yine iki Türk'ün, Avrupalı Türk'ün geliştirdiği aşı sayesinde daha hızlı bir şekilde atlatabildik. Yani bunlar pozitif açıdan bakmamız gerekiyor. Evet. Diğer bir özelliği de artık Türk içerikleri çok önemli. Çünkü insani olarak biz farkında olsak da olmasak da bize yüklenmiş akıl ve bilim çoğu zaman marifet ve hakikatten yoksundur. Biz akıl ve bilime marifet ve hakikat entegre ediyoruz. Yani içerisine bu merhameti, sevgiyi katıyoruz Türkler olarak. O açıdan da bizim işte TRT başta olmak üzere içeriklerimiz bütün dünyaya yayılabiliyor. Şu anda 90'dan fazla ülkede Türk dizileri, Türk sineması gösteriliyor. Çünkü içerikler olarak insani bir mesaj götürülüyor. Tabii ki gerilim var, işte ihanet var, aşk var vesaire ama bunun ötesinde onun için biz 2023'te daha çok Türk dizilerini, Türk sinemasını, içerikleri, çünkü onlar bizden önce gitmişler. Şu anda Latin Amerika'da, Uzak Doğu'da, bizim hiç gitmediğimiz ülkelerde dahi Türk dizileri izleniyor. Temel sebebi içindeki o insani boyut. Evet. Çünkü yani felsefi açıdan söylediğinizde, baktığımızda, çünkü her şeyi rasyonel akılla çözemezsiniz. Onun için kalbinizle onu teyit etmeniz gerekiyor. Peki size, siz birçok insanla da haliyle muhatap olundu. Az önce videoda gördüğümüz birçok milletten farklı insanla da enstitülerde insanlar geliyorlar. Orada Türkçe öğreniyorlar veya başka bir sanat faaliyetine katılıyorlar. Size geri dönüşler nasıl oluyor? Yani biz tabii ki insan olarak, seyirci olarak da, işte Türk milleti olarak da az önce söylediniz. Böyle sevgiyle, merhametle dolu olan hikayeleri de çok seviyoruz. Sizin bizzat şahit olduğunuz veya işte çalışma arkadaşlarınızdan duyduğunuz hikayeler varsa bunları da duymak isteriz açıkçası. Evet. Ya çok farklı coğrafyalarda hakikaten bizim işte biraz önce Canan Hanım, ondan önce Mustafa Bey, biz sadece statik bir şekilde tırnak içerisinde kültür diplomasisi yapmıyoruz. Yani hakikaten birisi sizin evinize geldiğinde nasıl davranırsanız öyle davranın istiyoruz. Onun için kurumsal gelişimimizi
kendi insan kaynaklarımızı eğitmemiz hep bu yöndedir. Yani samimi, açık, şeffaf bir şekilde olmaları. O açıdan da çok farklı tepkiler alabiliyoruz. Yani Çin'den işte Afrika'daki ülkelere kadar. Çünkü birebir bir işte 8,5-5 mesaisi yapmaz ortalama bir Yunus Emre Enstitüsü çalışanı. Çünkü onu akşam da hafta sonu da takip eder, onu destekler. Onun için birçok alanda Türkiye'de eğitim, işte Gürcistan'dan tutun da yani aklımda şu anda onlarca örnek geçiyor. Desteklediğimiz bir kişinin işte Türkiye'de eğitim alması ya da işte Balkanlarda bizim işte okçuluk faaliyetine katılan bir kişinin gelip başka bir yerde hoca olması. Bunları sürekli çok sayıda örnek var. Bu örnekleri bireysel olarak da takip ediyoruz. Kitlesel, sayısal verilerden çok nitelik önemli. Bu açıdan da eninde sonunda Türkiye ile bağ kuruyorlar ve Türkiye'den ayrılmıyorlar. Türkiye'den ayrılmama deyimi, yani kendi mesleklerini icra etseler, başka bir ülkeye gitseler dahi bu bağı devam ettiriyorlar. İster Amerika'da olsun, ister Çin'de olsun. Ama somut tek bir örnek vermeyeyim çünkü çok sayıda örneğimiz var. Evet, hepsi de birbirinden çok kıymetlidir diye tahmin ediyorum. Evet. Şimdi şunu da merak ediyoruz. Siz tabii dünyanın her tarafında olduğunuz için. Şimdi Canan Hanım az önce birçok örnek verdi. Çin'i sanatından bahsetti, Ebru sanatından bahsetti, diğer müzikal sanatlardan da bahsetti. Farklı ülkelerde biliyorsunuz kültürler de farklı olduğu için ilgilerin de farklı olabileceğini tahmin ediyorum. Mesela işte Fransa'da neye daha çok ilgi duyuluyor? Hollanda'da neye daha çok ilgi duyuluyor? Almanya'da insanların ilgi alanı daha çok neler? Zannediyorum biz hani kültürel olarak tevazu o kadar ruhumuza işlemiş ki Canan Hanım şimdi geçen ay iki tane büyük organizasyon yaptılar Hollanda'da. Mesela birincisi işte Yunus'un izinde program yapıldı. Çok Türklere yönelikti, Türkçeydi ve olağanüstü bir ilgi vardı. Hakikaten ben de oradaydım. Adeta hiç kimse yerinden kalkmadan saatlerce oturup hem müziği hem de o Yunus'u bir anlamda yaşadılar. İkinci etkinliğimiz yine orada seferat dönemi, seferat Yahudileri, vatandaşlarımızla ilgili onların sanat eserlerinin sergisiydi. Çok büyük bir ilgi gördü. Akabinde de orada bir yine resim sergimiz vardı. Bunlar da yani bulunduğumuz ülkede ortak bizi bağlayan unsurlar nelerse onları yapıyoruz. Aynı şekilde işte İngiltere'de mesela özellikle Türk sanatçılar çok olduğu için her yıl orada düzenlediğimiz İngiltere ofisimizin organize ettiği Türk sanatları sergisi var. Çok yoğun bir ilgi görür. Ama onun dışında işte İngiltere'de mesela parlamentoyla, siyasilerle çok yakın ilişkilerimiz var. Onları Türkiye'ye davet ediyoruz ve Türkiye'nin özellikle insani diplomasi açısından neler yaptıklarını o ülkelerde anlatıyoruz. Senede 1000'den fazla faaliyet yapıyoruz. Küçük, orta, büyük. Ama hepsinin temel amacı Türkiye ile bağ kurmak, Türk insanını tanımak, tanıtmak ve aynı zamanda tabii onları da anlamak. Evet, şimdi biliyorsunuz Canan Hanım da bahsetmişti az önce. Biz de programımızda Türkçe öğreniminden bahsedince bu konuyu es geçemiyoruz. Tabii. Türkçenin dizilerle ve filmlerle tanınması, tanıtılması aslında bir Türk'ün yaşam stili de biraz görünüyor. Tabii, belki işte tabii. Daha varlıklı olanlar görünüyor ama yine dizilerde mutlaka daha maddi durumu kötü olanlar. Yani aslında bir ortalama Türk'ün hayatı bir şekilde gösteriliyor. Çok büyük de hayran kitleleri var dünyanın her bir tarafında. Tabii. Bununla ilgili sizlerin bir faaliyeti var mı? Bizim yani düzenli bir şekilde vardı şu ana kadar. Biraz önce Canan Hanım da bahsetti mesela. İşte Lale Festivali. Türk sineması haftaları zaten düzenliyorduk. Fakat biz gördük ki bu şekilde olmaz. Bir adım daha öteye gitmemiz lazım. Onun için geçen hafta Kültür Bakanımızın da katıldığı İstanbul'da danışma kurulu toplantısı yaptık. Orada temel 2023 stratejisinde Türk dizileri önce olarak gittikleri için bu dizilerde Türkçe'ye daha fazla nasıl önem verilebilir? İçine Türk kültürüne dair daha spesifik yerleştirmeler nasıl yapılabilir?
Ve özellikle sanatçılarımız, yönetmenlerimiz, hatta bunun arkasındaki bu sistemi yerleştiren insanlarla dünya turuna çıkmak. Hı hı. Temel amacımız önümüzdeki aylarda başlamak üzere. Yani bir yönetmenin, bir senaristin bu başarıyı nasıl elde ettiği, bu sistemi Türkiye bunu nasıl sağladığını hı hı. da anlatalım. Çünkü biliyorsunuz 100 sene önce Amerikalılar bunu çok başarılı bir şekilde yaptılar ve hala dünyada bir numara Amerikan film endüstrisi. Evet. Ancak Amerika'dan sonra gelen ikinci endüstri Türkiye'dir. Hı hı. Bunun kendimiz bile farkında değiliz. Evet. Dolayısıyla bunu aslında hem maddi değerini... için gerçekten gözlerimizi kapatıp dünyada geziyor olmamız evet, gerekiyor. Evet. Çünkü nereye gitsek ya bir Türk oyuncunun posterini görüyoruz, afişini evet. görüyoruz ya da gittiğimiz bir ülkede bir televizyonda ya reklam görüyoruz evet, ya bir evet. dizi film görüyoruz. Yani bunu bilmemek ama bu hani en azından skalamayı biliyor olmak herkesi evet, bunu kandırmıştır diye tahmin ediyorum. Yani bu çok olağanüstü bir şey. Hı hı. En son Hırvatistan ziyaretimizde Cumhurbaşkanımızın heyetiyle orada Hırvatistan küçük bir ülke 16 tane Türk dizisi hı hı. Şu anda gösterimde. Evet 16. Buna baktığınızda Latin Amerika ülkelerinde yani işte Uruguay'da yokuz, Şili'de yokuz vesaire ama oralarda Türk dizileri var. Hı hı. İspanyolca konuşulan ülkelerde var. Dolayısıyla hı hı. bu olağanüstü sektörün kendi başına sağladığı bir avantaj dünyada. Neden? Çünkü malzemesi Türk kültürü evet. ve malzemesi Türkçe ve insanı Türk. Dolayısıyla bunlar çok kıymetli. Biz burada ayrım gözetmeksizin Türkiye'de üretilen bütün bu yapıyla beraber hareket etmek istiyoruz. Sektör temsilcileriyle de görüşerek hı hı. bunu geliştirmek istiyoruz. Çünkü bu her bir sektöre pozitif etkisi olacak. Yani sadece maddi açıdan işte daha fazla dizinin satılması anlamında değil. Hı hı. Aynı zamanda bizi kendimize anlatacağız. Hı. Yani biz suyu nasıl içeriz? Biz işte nasıl konuşuruz? Hı hı. Biz neden, bizim hikayelerimiz nelerdir? Hı hı. Çünkü evet. Anadolu'da o kadar çok hikaye var ki. Yani bütün motiflerin, bütün hikayelerin adeta doğum yeridir Anadolu. Hı hı. Onun için hani bir işte Kuzey Avrupa ülkesinin hikayesini tabii ki dinleyelim, öğrenelim. Ama Anadolu'nun hikayelerini de biz dünyaya taşıyalım. Böylelikle tanış olalım. Onun için 2023 tanış bizim asıl strateji. Tanış olmak için aslında biz strateji. Yunus Emre Enstitüsü olarak biz evet. diye konuşuyorum artık. Tabii. Yayın bizim, sonuna doğru. Biz yani evet. Türk halkının. Türk halkı aslında evet. Yunus Emre Enstitüleriyle bir adım atıyor ama bu dizilerin evet. ya da filmlerin de bize bir geri dönüşü var mı? Yani sizin faaliyetlerinizi mesela nasıl etkiliyor? Olağanüstü etkiliyor. Bakın geçen yıl biz yani bu yıl daha fazla olacak. Geçen yıl 125 bin kişi uzaktan Türkçe eğitimi vasıtasıyla Türkçe öğrendi. Hı hı. Bundan baktığınızda yani biz o anketleri de yapıyoruz, verileri alıyoruz insanlardan. Baktığınızda özellikle Latin Amerika ülkeleri, İspanyolca konuşulan ülkeler, hatta Amerika'da İspanyolca konuşulan halkta, diğer taraftan Arap ülkeleri. Hı hı. Şu anda bizim mesela uzaktan Türkçe öğretimi portalinde en çok Türkçe öğrenen ki sayı 500 binde evet. en çok öğrenen Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri'dir. Hı hı. İkinci sırada baktığınızda İran ve Mısır'dır. Hı hı. Yani siyasal, ekonomik ya da askeri ilişkilerden bağımsız olarak Türkiye'ye, Türkçe'ye ve Türk kültürüne ilgi var. Hı hı. Bunu da biz tabii diziler vasıtasıyla görüyoruz. Yani dizi adeta bizim için öncü bir şekilde zemini hazırlıyor. Biz de akabinde Türkçe öğretiyoruz. Yani Balkanlarda ayrı bir hedef kitlesi oluyor. İşte Uzak Doğu'da hakeza aynı şekilde böyle bir etki var. Bunu daha stratejik bir şekilde kullanmamız gerekiyor. Hı hı. Onun için de benim en çok tabii dikkatimi çeken ise 5 milyondan fazla Türk'ün yaşadığı evet. Fransa, İngiltere, Almanya örneklerinde oraların kanallarında tek bir dizi dahi gösterilmemesi. Hı hı. Yani bu hakikaten ne demokrasiye ne açıklığa yakışır bir şey değil. Evet, yani bizim TRT kanalında değil.
diğer kanalları da. Hı hı. Çünkü halkın talebi var, hı hı, ama hiçbir Türk dizisi gösterilmiyor. Bu tuhaf bir şey. Evet, bence de gerçekten çok tuhaf. Üzerine de düşündüğüm bir zamanlar, evet, böyle bir soru işareti olarak aklıma gelen konulardan bir çünkü tanesi. Tanışmak bir için de diye dair, evet, bir bilgi edinmiştim ama evet, ondan evet, şu an emin değilim. Evet. Belki sonra sorarım size tekrardan, evet, bunu. Çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Zamanınızı geçtiğini gerçekten anlamadık. Çünkü faaliyetleri anlat gerçekten çok faaliyetleriniz var. Her bir Türk'ün de aslında, Canan Hanım da çok güzel söyledi, evimiz var aslında, evet, Avrupa'nın her başkentinde. Size çok teşekkür ederiz. Ayağınıza sağlık. Yunus Emre Vakfı'nın, enstitüsünün pardon, faaliyetlerini bugün öğrenmiş olduk sayenizde. Haberdar olmayanlar da haberdar oldular ve sayılarının artacağı müjdesini de bugün duymuş olduk. Çok teşekkür ederiz size. Tekrardan yine Budapeşte'den de Mustafa Bey'e bağlanmıştık. Mustafa Aydoğdu'ya ve Amsterdam'dan da eğitim sorumlusu, Yunus Emre Enstitüsü eğitim sorumlusu Canan Hanım da yine yayınımıza bağlanmıştı. Yunus Emre Enstitüsü'ne dair umarım bugün de sizleri bilgilendirebilmişiz. Sizlere rehberlik edebilmişizdir. Biz ana başlıkları verdik. Detaylar Yunus Emre Enstitüleri'nde diyoruz ve bugünlük yayınımızın sonuna geldiğimizi söyleyelim. Dolayısıyla yarın Türkiye saatiyle saat 16'da tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.